Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu hareket ve kuvvet olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan ve okullara dağıtılmış olan çalışma defteri fizik 9, yani 9. sınıf fizik. Hareket kuvvet alt konu başlığı olarak da Newton'un hareket yasaları sürtünme kuvveti 4. sayı testi olacak arkadaşlar. Ben buraya linkleri koyuyorum, tüm sayıların çözümlerini de bu oynatma listelerinde bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Çalışma defterini çok beğendiğimi her fırsatta söylüyorum. Aynı zamanda yine MEB'in hazırlamış olduğu kazanım kavrama testleri, tekrar testleri, çalışma soruları arkadaşlar, bunlara da bakmayı ihmal etmeyiniz. Yine ben buraya linklerini koyuyorum. Bunları da sırasıyla görebilirsiniz oynatma listelerinde. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Eşleştirme 1'i çözüyoruz. Videomuz yeterli olur. Eşleştirme 2'yi de arkasından çözeceğiz. Evet, der ki arkadaşlar, aşağıdaki durum ve olaylara sürtünme kuvvetinin, sürtünme kuvveti konu başlığımız daha fazla, etkisinin olumlu mu yoksa olumsuz mu olacağını belirtiniz aşağıdaki olaylara. Olumluysa A diyeceğiz, olumsuzsa B diyeceğiz arkadaşlar. Ayakta durmak. Ayakta durmanın sürtünmeyle ne alakası olabilir? Arkadaşlar, olumlu bir etkisi olur. Çünkü biz ayakta dururken ne yapıyoruz? Yere basıyoruz. Yer kaygan ise, kaygandan kastımız ne? Sürtünme kuvveti az ise. Örneğin buz. Buzda sevgili arkadaşlar sürtünme neredeyse yok denecek kadar azdır. Hiç sürtünme yok gibidir. Buzda ayakta kalmayı hiç denediniz mi ya da zorunda kaldınız mı bilmiyorum ama Allah göstermesin, çok sıkıntılar yaşanabiliyor. Buz üzerinde düşünebilirsin. Ne kadar sürtünme varsa arkadaşlar ayakta durmamız o kadar kolaylaşır. Bunu hayal etmenin yolu da işte buz üzerinde düşünmek. Ayakta durmak tamam. Yürümek. Arkadaşlar yürümek de aynı şekilde. Ben ayağımı bastım. Bir ayağımla kendimi ileri doğru iteceğim. Eğer burada bir sürtünme olmasa kayar ayağım, değil mi? Ama bir sürtünme var. Ayakkabım ile ayağım ile yer arasında bir sürtünme var. Hareketi engelliyor. Böylelikle vücudumu ileri doğru itebiliyorum. Yürümek de olumlu bir etkisi vardır arkadaşlar sürtünmenin. Arabanın hızlı hareket etmesi. Şimdi sevgili arkadaşlar bak dikkat edin, hızlı hareket etmesi diyor. Arabanın hareket etmesi için olumlu. Hareket etmesi için. Çünkü sen motoru çalıştırıyorsun, tekerleğe bir güç gönderdin. Tekerlek ile zemin arasında bir sürtünme olduğu için tekerlek ileri doğru hareket ediyor. Ancak hızlı hareket etmesi için arkadaşlar sürtünme kuvveti olumsuz bir durumdur. Çünkü araba gidiyor. Tabii bir sürtünme kuvveti sadece yerle olmuyor arkadaşlar. Hem yerle oluyor, aynı zamanda giderken havayı yarıp geçiyor icabında, değil mi? Hava mı hocam, o da ne? Sevgili arkadaşlar hepimiz hissetmişizdir. Araba giderken aynı zamanda havanın da içinden geçiyor. Hava da bir sürtünme yaratır arkadaşlar. Arabanın her köşesine değer. Hatta arabanın aerodinamiği derler ya, arabalar şekilli şekilli yapılır. İşte bu hava direncini azaltmak üzere yapılan çalışmalardır. Aerodinamik çalışmalar. Arabanın hızlı hareket etmesi ne? Olumsuz bir etkisi olur sürtünmenin. Hem yerden dolayı lastikler geniş olursa, örneğin yüzey genişliyor arkadaşlar, ağırlığı da daha çok aktarmış oluyoruz. Daha çok yere temas ettiğimiz için de sürtünme olumsuz etkileyebilir. Hoş, ileride şey diyeceğiz yani, alandan bağımsızdır diyeceğiz, onu ileride söyleyeceğiz. 4 ile devam edelim arkadaşlar. 4 ne demiş? Bardağı elimizde tutmak. Sevgili arkadaşlar, tuttum bardağı elimde ve mümkün olduğunca da deriz ki inşallah düşmez. Evet arkadaşlar, elimle bardak arasında bir sürtünme kuvvetinden dolayı bardak elimde kalıyor, değil mi? Alttan tutarsam tabii, bardağı böyle koyarsam sürtünme değil artık, onu taşıma oluyor. Ancak bardağı böyle tutarsam, bardağı tuttuğumda yan yüzeylerde sürtünmeden dolayı tutabiliyorum. Olumludur arkadaşlar. Güzel. 5 numara ne diyor? Kurşun kalemle yazı yazmak. Buyurun işte hemen karşımda yazıyorum. Arkadaşlar bu kurşun kalemin ucuyla kağıt üzerinde bir sürtünme olduğu için kurşun kalemin malzemesi iz bırakıyor. Bu sürtünmeden dolayı yazabiliyorum ben. Olumludur. 6 ne demiş? Makine parçalarının birbirine sürtünmesi. Sevgili arkadaşlar bu
Yani mekanik dünyanın en istemediği, en sevmediği durumdur. Çünkü parçalar birbirine sürtündükçe arkadaşlar güç kaybı olur. Güç kaybı olur, sıcaklık artar, sıcaklık artar. İstenmeyen durumlar meydana gelir. Hatta arabalarda yağ kullanılır bilirsiniz. Ya da makine parçalarının yağları. Arkadaşlar yağların kullanılma amacı işte budur. Makine parçalarının birbirine sürtünmesi engellemek için. Bunun en güzel örneklerinden biri de evimizde örneğin kapılardır. İnşallah kimsenin gıcırdamıyordur da bazı kapılar gıcırdayabilir. Menteşesi vardır kapının değil mi? Kapığı, kolu buradaysa menteşeler de buradadır arkadaşlar. Bu menteşeler birbirlerine sürtündüğünde ses çıkartır, zor hareket eder, sürtünme olur. Eğer ben burayı yağlarsam, yağlayınca arkadaşlar daha kolay, rahat hareket eder ki eşleştirme 2'de de neler yapılması gerektiğinde onları konuşacağız. Birbirine sürtünmesi sevgili arkadaşlar olumsuz etki yapar. Paraşütün aşağıya doğru inmesi arkadaşlar en istediğimiz durum. Paraşütle nasıl yavaş yavaş ineriz? Havanın sürtünmesini kullanırız. Paraşütçü bir açar paraşütünü. Hop şu şekilde tutunur. Bir açar arkadaşlar. Buraya hava dolar. Sürtünmeyi kullanaraktan öyle minnak minnak etrafı seyrede seyrede iner. Ne güzel çizdim değil mi? 7'ye de A. Olumlu diyoruz arkadaşlar. 8. 6'yı da konuştuklarımızın hepsi bak geçerli. Makine parçaların ısınması sevgili arkadaşlar. Sürtünmeden dolayı ısınır bize olumsuz etki yapar. Formu değişir, aşınır. Burada sürtünmede aşınmayı da söylememiz lazımdı. Aşınma da yapar arkadaşlar. Hep olumsuz şeylerdir bunlar. 9. Araçların durması. İşte bu olumlu bir şey arkadaşlar. Neden? Şimdi aracımız gidiyor arkadaşlar. Buna kampana deriz işte. Burada fren sistemi şöyledir. Şurada şöyle parçalar vardır. Şu bizim lastiğimiz olsun arabanın. Şurada iç jantıdır. Tamam mı? Şuradaki parçalar biz frenle bastığımızda bunlar birbirlerine temas eder. Şurada bir sürtünme yaparlar arkadaşlar. Sürtünme oluştururlar. Bu sürtünmeden dolayı arabanın hızı yavaşlar. Sürtünme burada bizim işimize yarar. Olumlu bir etkisi vardır arabanın durmasında. 10. Yağmur damlalarının küçük hızlarla yeryüzüne düşmesi. Sevgili arkadaşlar 11. sınıfta bunu çok detaylı da göreceksin. Limit hız denen bir şey var. Limit hız da işte bu sürtünmeden kaynaklı oluşuyor, gelişiyor. Örneğin yukarıdan bir malzeme bırakarak havada sürtünme olmasa her saniyede arkadaşlar 10 metre bölü saniye hızı artar yer çekimi inmesiyle. 10, 20, 30 durmadan artar. Oysa sürtünmeden dolayı arkadaşlar limit bir hıza oluşur. Yağmur damlaları belli bir mesafeden sonra artık sabit bir hıza gelişir ki iner aşağıya ki bu da bizler için yaşamı sürdürmemiz için gayet olumlu bir durumdur. Eşleştirme 1'i böyle bir özetledik. Geldik eşleştirme 2'de neler söylüyor bakalım arkadaşlar. Burada bir iki şeye de muhalefet edeceğim ben. Aşağıda eylemlerden hangileri sürtünme kuvvetini arttırır, hangileri azaltır? Arttıranlara A diyeceğiz arttırır arkadaşlar. Arttırır A. B de azaltırmış ya bu. Azaltır. Buna da arttırır diyeceğiz. Arttırır B. Neyi? Sürtünme kuvvetini. Gelin bir bakalım. Yüzeyin yağlanması. Şimdi arkadaşlar bak taze konuştuk. 6'da konuştuk. Kapıların gıcırdaması, makine parçaları. Yüzeyler yağlanırsa sevgili arkadaşlar ne olur? Sürtünme kuvveti azalır. Sürtünme kuvvetini azaltmak da bizim işimize yarar. Çoğu durumda. Çoğu durumda diyorum bak bazen de olumsuz da olabilir. Onları da söyleyeceğiz. Tahtanın cilalanması. Şimdi cilaladığımızda sevgili arkadaşlar ilk anda yapış yapış olur. Bu olumsuz olur. Ama cila kuruduktan sonra da sevgili arkadaşlar sürtünmeyi azaltır. Sürtünmenin azalmasına yol açar. Cilalı yüzeylere bakarsanız cilalanmış yüzeylerde sürtünme daha azdır arkadaşlar. Tabi cilanın çeşidine de bağlı, nevine de bağlı. Çeşidine bağlı diyelim biz gene de. Tamam mı? Her cilada öyle kaygan olmayabilir yani. Ama biz kaygan yapan ciladan bahsediyoruz. Kayganlaşırsa daha kolaylaşır. Yollara kum ya da talaş serpilmesi. Evet bak sürtünmeyi arttırır demiş. Tamam biz de arttırır diyelim. Ancak sevgili arkadaşlar şuna dikkat etmek lazım.
ne kadar miktarda döktüğümüze de bağlı. Şimdi ben bazen yollarda görüyorum. Mesela Allah göstermesin, trafik kazası oluyor. Arabalardan yağ dökülüyor yola. Yol yağlı oluyor, kaygan bir hal alıyor. Şimdi birazdan buradan başka arabalar da geçecek. Bu durumu engellemek için arkadaşlar geliyorlar, kum döküyorlar. Evet, kum dökünce o yağı alıyor, sürtünmeyi arttırıyor. Ya da talaş serpiliyor arkadaşlar. Tahta talaşlar serpiliyor. Talaş dediğimiz nedir? Hani ağacı kesersin ya kestereyle, o artan parçalara talaş deriz biz. O talaşlar da arkadaşlar sürtünme oluşturur. Ancak şuna dikkat etmenizi istiyorum. Mesela bir yol gördün, oraya az sayıda bir kum atarsan, kum tanecikleri böyle billi billi, küçük küçüktür arkadaşlar. Az miktarda atarsan tam tersi bir durumla karşılaşabilirsin. Buraya dikkat et. Tamam, ben bunu da uyarmış olayım. Bilye gibi olur. Hani bilye, minik minik bilyeler gibi. Yere bilyeler attığında bilyeye bassan kaygan olur. Minik az sayıda kum atarsan aksi durumlarla da karşılaşabilirsin. Normal bir yola, düz bir yola atarsan. Tamam, ona da dikkat etmek lazım. Ama biz yine de arttırır demiş olalım. Bunlardan en güzel örnekte arkadaşlar, daha yeni yağmur. Mesela yaz aylarında çok başımıza gelir bu. Anne babalarınızı da uyarın. Mesela ilk yağmur başladığında böyle minik minik çiseler ya yağmur. O esnada yerdeki toz parçacıkları böyle küçük küçük toparlanır. İlk daha yeni anda. İşte bu sürtünmeyi azaltır. Arabaları çok kaydırır. Anne babanızı uyarın. Tamam mı? İlk yağmur yağdığında böyle tane tane çiseleyerek yağdığında fazla hızlı gitmesinler. Çok dikkatli olsunlar. 4 numarayı okuyalım. Araç tekerleklerinde zincir kullanılması. Arkadaşlar işte bu şahane bir şey. Tabii ki ne yapar? Bu arttırır. Ne zaman kullanıyoruz biz bunu? Buzlu yollarda kullanıyoruz, karlı yollarda. Zincir taktığında artık bunun uçarı kaçarı yok. Yere sürtünme daha fazla oluyor. Daha çok yere temas ediyor ve daha çok yere geçiyor diyelim. Değil mi? Bu tabii ki arttırır. Zımparalama. Sevgili arkadaşlar, zımparalama dediğin olay senin yüzey vardır. Tamam, tahta mesela pürüzlüdür. Pürüzlü yüzeyler arkadaşlar, pürüzlü yüzeylerin sürtünmesi fazladır. Sen bunu zımparaladıkça yüzeyi daha temiz hale getirirsin. Pürüzlerden arındırırsın. Tabiri caizse sinek kaydı bir pozisyon alır. Neredeyse cilalanmış gibi. Cilalamadan önce zaten zımparalama yapılır arkadaşlar. Dümdüz hale getirirsin. Bu durumda dümdüz hale gelmesi durumunda da sevgili arkadaşlar azaltıyor. Senin sürtünmen azalıyor arkadaşlar. A diyoruz ona. 6. Kramponların tabanlarının dişli olması. Krampon ne? Futbolcuların giydiği ayakkabı değil mi? Futbolcu ayakkabısı. Diyelim hadi biz ona. Maç oynarken giydi. Tabii futbolcu ayakkabısı tırnak içinde söyleyelim. Benim şu an uydurduğumuz bir şey yani. Kramponlar arkadaşlar çimende koşarken ederken hız alabilmek için ya da koşucularda da öyledir değil mi arkadaşlar? 100 metre kısa mesafe koşucular, uzun mesafedekilerde krampon denen şeyler girerler. Ayakkabıların altları böyle ya dişlidir ya da tırtıklıdır. Hatta kışlık ayakkabılarınıza bakın arkadaşlar. Ayak tabanlarımızın altı böyle tırtıklıdır, geniş dişlidir. Bu da sevgili arkadaşlar bizim sürtünmemizi arttırır. Be dedik. Sonuncu ne demiş? Ağır eşyaların tabanlarına bilye ya da tekerlek kullanılması. Bak az önce sana üçüncüde anlattım ya, bilye etkisi yapar. Arkadaşlar bilye koyarsan, tekerlek koyarsan sürtünme tabii ki azalır. Sürtünme azalsın, kolay rahat hareket etsin, kolay taşıyalım diye zaten tekerlek konur, bilyeler konur. Arkadaşlar başta yaptığım uyarıyı da söylüyorum. Kazanım kavrama testleri ve çalışma soruları testlerine de mutlaka bakınız. Hem matematik hem fiziklerin hepsinin buraya linklerini koyuyorum. Buradan takip edebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.